Ben tuttum bunun elinden bıçağı aldım, bunu vurdum. Benim babam cezaevi yolunda öldü. Niye? Sivas cezaevinde yatıyordum. Soğukta sabahın altısında gireyim diye geldim. Soğuktan dondum. Kırşehir cinayetinden oraya gittim de onu gördüm. Vurucanları seyretsinler. Neler çektiğimizi o zaman görsünler. Hakimden hükmü okuduğundan önce şunu söyleyeyim size. Ben evimin önünde ailemden oturuyorum. Ve bir kalabalık oluştu. Herkes kaçıştı. Ben de azim sahibi olduğum için kapımın önüne çıktım. Kimse yok. Çok büyük bir kalabalık var. Memurlar beni aldı. Benim olmayan şeylerden cezaevine girdim. Ve cezaevine girdim. Benim olmayan şeylerden isimlerini saymak istemiyorum şimdi. Aşırı var. Halen de var. Şu anda halen de var. Şu halen de halen var. Şu halen halen var. Ve onu kanıtlarım. Annesi felç. Hiçbir suçu yok. Yatalak annesine bakan arkadaşım cezaevinde yatıyor. Halen de cezaevinde. Hiç suçu günahı yok. Niye isim vermedi diye. Alfabede çok isim var. Ama adam yapmadığı bir şeyden nasıl ceza alır? Benim babam cezaevi yolunda öldü. Niye? Sivas cezaevinde yatıyordum. Soğukta sabahın altısında gireyim diye geldi. Soğuktan dondum. Bekarsan eyvallah. Evliysen hanım kahvaltı hazır değil mi? Bir de nasıl biliyor musun? Cezaevinde olduğunu hatırlıyorum. Rahmetli baba kapat, derine daldıracaksın. Kapat baba. Ben şimdi sana şunu söyleyeyim. Firar deyince firara girdim. Nasıl girdim? Sivas açıkta yatıyorum. Şartlar çok zor. Aşırı zor. Yattığımız yer Sivas açık cezaevi. Eski açık cezaevi. Cezaevindeki şartlar çok zor. Zorlandım. Firar ettim. Benden beraber 3 arkadaşım daha firar etti. Şu anda ismini lanse etmek istemiyorum. Firar ettim. Ve yakalandım. Tekrar cezaevine girdim. Çünkü firar, paran olmasa gezemezsin. Şartlardan dolayı firar ettim. Tekrar yakalandım. Ve Ulucanlar cezaevine girdim. Ulucanlar cezaevi o zaman yemekler cezaevine dışarıdan geliyor. Gariban eziliyor, ayaş. Neler gördük neler. Tüm tavuk getiriyor ailen. Budunun yarısı yok. Börek getiriyor, yarısı yok. Ağsan yaşadın, garibansan ezilirsin. Cezamız yandı, artı hücre cezası gördük. Hücre olayını da anlatmak istemiyorum. Çok pis bir olay. Tek kelime, hiçbir yere bakmasın. Ulucanlar cezaevi müze oldu. Girsinler, hücre ve müjdeler görsünler, müşahedeleri. Ve koğuşları görsünler. Ulucanlar müze oldu. Ulucanları seyretsinler. Neler çektiğimizi o zaman görsünler. Ulucanlar cezaevi canlı şahidi. Stop. Başka bir şey demiyorum. Çünkü neden? Orayı yaşayan bilir. Oldu. Bir değil. Birden fazla oldu. Birden fazla oldu. Birden fazla oldu. Hangi mi? Metrisyanı mı? İsim veriyorum. Özellikle Aydın Çetinkaya ve Necat Taş isyanı. Adiyeceğim nereden biliyorsun? Çünkü ben Kırşehir cinayetinden oraya gittim de onu gördüm. Başka neler anlatmam mı gerek? Çok isyanlar var. Çok. Anlatsam belki beni bu dinleyenler dışlayacak. Belki de alkışlayacak. Ama yaşadığımız gerçekler bunlar. Başka ne anlatmam istersin? Şöyle söyleyeyim. Parası olan parayı kullanmasını bilirse yaşar. Parası olmayan da ayakçılık yapar. Nasıl ayakçılık? Yanlış anlamayın. Elektrik parası var. Şu anı anlatıyorum. Elektrik parası var. Meydancı parası var.
parası gelmiyor. Ben bunu içiyorum. Yoksa ne yapacağım? Beni biri vurdu. Vurmadı. Biri bir küfür etti. Ben de onu vurdum yeni doğanda. Bak burayı özellikle kaydet. Beni biri vurdu. Kelime oyunu yaptı. Yapma dedim. 11 kişi içiyorlar. Uyuşturucu da var. Ben tuttum bunun elinden bıçağı aldım. Bunu vurdum. Cezaevine girdim. Cezaevinde 3-6 yaşında, 6 yaşında bir çocuğu tecavüz etmiş. Onu yanlışlıkla vurdum. O da öldü, onun cezası yani. Cezaevlerini sana bir anlatırsam kitap olur. Bu kısa özel. Cezaevlerinde neler var, neler yaşanıyor? Bir anlatsam, insan olan insan sıfıra aydın. Anlatmak istemiyorum. Zoru bırak. Ukrayna Rusya savaşına döndü. O kadar zor. Ben bir daha oralara düşmek istemiyorum. Evimi, çocuğumu helal parayla geçinmek istiyorum.